Merhaba güreştürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Bugün haftanın SmackDown şovunu değerlendireceğiz. Yanımızda Punk City Daner Önem, Luke Wizard Erem Nur, Hit Luck Master Salih var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Selamünaleyküm chatbox'ı. Nasıl gidiyor hayat? İyiydi. Bayağı yoktum aranızda. Özlemişim. Bir haftadır yoktum. Yani bensizlik yaramamış sizi. Niye yaramamış? Bilmiyorum, öyle bir söylesim geldi öyle içine. Ne? Erem Nur, Smack güzel bir SmackDown show oldu. Oldu. Evet, güzel bir SmackDown show oldu. Hala özet geçe izliyorum ya. Diyorsun, SmackDown'lar beni evet. Açmıyordu. Harbiden öyle bir şey mi var ya Salih? Ne kadar bol senaryo yazarsan yaz abi. Kadro zayıf ya. Üstelik John Cena Raw'a gitti. Böyle bir şey geçen olabilir. Geçen sene çok iyiydi aslında. Abi geçen Showdown sene SmackDown Raw'ları geçiyordu reytinglerde ya. Ben çoğu canlı izledim. İlk tekmeden sonra kapattım yani. Cedi'nin maçına baktım. Ya ama Yürü Bey, şöyle bir şey var. Geçmişe mazi derler. Artık önünüze bakmak lazım. Tabii canım. SmackDown'da niyazi derler yani. Tabii. Yani o zaman sunucumuz Taner, sana gelsin söz. Show'u Dolph Ziggler açıyor ve bir açılışta bir maç var. Maçla açacağız. Baron Corbin arka alanda çift kişilik stable, bugünkü radyomuzun sloganı. Yine dayak yiyor ve talan ediyorlar. Ringe geliyorlar. Dolph Ziggler'a dayak atıyorlar. Yani Baron Corbin bir yana, Dolph Ziggler bir yana, biraz Owens ve Zayn'i konuşalım istiyorum. Bu senaryo ve chatbox'a da soruyorum. Nasıl gidiyor sence Taner? Ya uzun zaman Dumbbell'i aynı iki isim üzerinden gidiyor ama ben hani şu anda öne çıkan ismin en azından kendi açımdan Dolph Ziggler olduğunu söylemek istiyorum. Gerçekten benim için şu an SmackDown'ın parlayan ismi Dolph Ziggler'dır abi. Adam bol bol konuşuruz ama şu ortamı canlandıran adam olarak Dolph Ziggler'ı göstermek istiyorum ben. Çünkü ikilisi arasına gidip geldiği için biraz sıkmaya başladım. Çünkü kadro çok zayıf ama Dolph Ziggler bir heyecan getirdi yani bence. Salih, chatbox'ı da görüşlerini merak ediyoruz. Ne diyorsun? Owens ve Zayn'in büyük bir dominasyonu var. Ama maçlara bu dominasyon yansımadı tabii. Sonra ilerleyen dakikalarda onları da konuşacağız. İlk defa Shane'le Daniel Bryan karışmadı olaya. Evet. Bence WrestleMania kadar bu ikili beraber takılırlar. Sonra bir senaryo oluşur. Salih'e katılıyorum. Emekli albay gibi ya. Kapının arabayı çektiği adamlar gibi yani. Bizde... Evet, Erem Nur. Ne diyorsun? Vallahi mutlu oldum yani. Tam Daniel Bryan daha katlanabilir birisi ama Shane McMahon, ne bileyim ya, sürekli WhatsApp, işte millete yalakalık yapmalar. Yani onun dışında Dolph Ziggler evet farklı geldi. Yani gözümüzün alıştığı bir açılıştan daha farklı bir açılış oldu. Ama yine yani saldıracaklarını hiç beklemiyordum. Saldırdılar ama bu sefer saldırdıkları adamlardan dayak yediler. Evet, ilerleyen dakikalarda onlara da geçeceğiz. Ben biraz Road to WrestleMania'daki SmackDown'ı konuşmak istiyorum arkadaşlar sizle. SmackDown kadrosu biraz irdeleyelim. Elde kimler var? Main Eventer bölgesinde ve o bölgenin çevresi, işte Upcard dediğimiz bölge. Baron Corbin, Sami Zayn, Kevin Owens, AJ Styles, Shin Shiki Nakamura, Randy Orton, Jinder Mahal. Siz bu belki Bobby Roode'u ekleyebiliriz yani. O da ya Bobby Roode midcard kemeri taşıdığı için onu eklemek istemiyorum. Çünkü WrestleMania'da yukarılara bir sözü geçmeyecek. Ya siz bu kadroyu WrestleMania'ya yakıştırabiliyor musunuz abi? Ben yani bilmiyorum. Ya şu an Jeff Hardy bile iş yapar ya. Hani sakat olması da şu o kadar zayıf bir kadro var ki. Yaşlı dediğimiz Jeff Hardy kıçını kaldıramıyor affedersiniz ama yani gelir bu brandte şu anda bu kalitede main eventer olur yani Jeff Hardy yani şu an. Haksız mıyım? Valla ben Jeff Hardy şampiyon olamaz diyordum. Yani bitti abi, bunlar
takım kariyeri ve emeklilik ya da WWE'den ayrılış diye düşünüyordum. SmackDown'un mevcut halini gördükten sonra şansı var yani. Jeff Hardy gibilerin de şansı var. %100 katılıyorum. Salih. Bence de bir NXT'ye takviye yapmaları lazım. Ya da eldekilerini güçlendirmeleri lazım. Ben yani kesinlikle NXT'den takviye yanlış değil. Bence süper yıldızlara ihtiyacı var SmackDown'un. Bana öyle geliyor. Eren Nur. Ya dediğiniz gibi şu anda NXT'dekiler hani gelişme aşamasındalar. Gelişme derken onlar alt bir seviyede değiller. Üstündeler ama birazcık daha pişmeleri gerekiyor. Dediğiniz gibi Jeff Hardy gibi nostaljik isimler. SmackDown'un ikon olmuş adamları yani. Bir SmackDown deyince gözünüzün önünde Rey Mysterio'lu, Batista'lı, Jeff Hardy'li bir SmackDown canlıları veya H'li. Yani ama bir yıldızın gerçekten gelmesi lazım. Ama işte diyorlar ya, burası fırsatların yeri. Lens of opportunities yani. Ben mesela şunu çok isterim. Brock Lesnar kemeri kaybettikten sonra SmackDown'a geçmesi çok isterdim mesela. Oha. Evet, Eren. Şok oldunuz değil mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Fatih hoş geldin. Evet Eren. Şeyin dediğini, Taner'in dediğini. Brock Lesnar'ın mı? Taner'in söylediğini. Ya çok artık hani geride kaldı Brock Lesnar. Hani zaten ayda yılda bir kere şovlara gelen adam. Hani WWE kemeri için bilmiyorum. Hani sürekli zaten o çevrede falan gözüküyor. En fazla AJ Styles falan hani onun şeyi çıkar. Yani rakip çıkar sağlam olarak. Rav'da bile doğru. Zaten ben hani görün marka isim ihtiyacı dediğinden öyle yaptım yani. Ya Brock Lesnar'ın yanında hani mesela Jericho falan gelse okey. Mesela bence altı SmackDown'un kadrosu yaratırsın. SmackDown'un bana göre Chris Jericho gibi bir main eventer'a ihtiyacı var şu anda. Ya da dönemlik gelecek olan Goldberg'e ihtiyacı var mesela. Yani evet biraz mübalağa gibi gelebilir Goldberg. Batista yani. Mesela çok güzel Batista. Yani ben mesela heel bir Dean Ambrose'u tekrardan eski 2016 döneminde canlandıracağını düşünüyorum yani SmackDown. İşte nasıl ürün sattıracaklar o zaman. Ya şimdi Ziggler'ın Ziggler ve Miz Feudu ile birlikte Ambrose'un şampiyonu dönem vardı. Hatırlarsınız ratingler bayağı üstteydi yani. Ama işte Shield için ürün sattırıyorlar ya. Ya o ürün açığını kapatıyorlar artık Rusev Day ile falan filan ama onu pek şey yapmazlar galiba bence. SmackDown'ın gerçekten kadrosu yani. Kadrosu o kadar kötü ki. Sattırdılar Kasım Ekim aralarında. Gerçekten Shield'a artık hype'lanılmıyor yani. Shield falan bence yapılmasın. Ya gerek yok. Shield yani. Bir şey kalmadı. Shield yok zaten, bir esprisi kalmadı yani. Esprisini bence yaptılar. Yani bu bir yıllık ara verildi. Lazım. Reklam şu arası verildi. Evet. Shield'ı hype'leyen tek başına bir isim var. O The Miz'di yani. Bence hakkını verelim The Miz'e. Tek başına hype'ladı ya Shield resmen. Aynen yedi. Bir şey diyordun Salih az önce. Yani ben de katılıyorum size ama işte şirket dar görüşlü bu konuda. Ya Robo görünce öyle değiller ama SmackDown'ın ayrı bir şeyleri var yani anlamadım. Aynen niye. Ya SmackDown üvey evlat muamelesi görüyor. Yani ratinglere öndeydi. Booker'ları hatırlarsın Gür. Booker'ları SmackDown'ın Booker'larını Robo geçirdiler galiba. Öyle mi hatırlıyorum ben? Eski NXT'in Booker'ıydı. Sonra Robo geçirdiler. Niye böyle brand bir şey yaptılar? Kavramı, yani. Maalesef brand kavramında son iyi giderken son düzlükteki Shake Up'ta fena çuvalladı. Yani Raw çok iyi olsun, SmackDown'da yan brand olsun istiyorlarsa evet bunu başardılar. Ancak diğer tarafta baktığımız zaman SmackDown'da seyir zevki çok az düştü. Diğer konuya geçelim. Sıradaki bana maçta. Bana söz yok mu Burak'a göre? Seni bir sonraki konuda dahil ederim. Muhabbete uzak eyvallah kaldım diye düşündüm. Teşekkür buyur ederim. Söyle. Yok tamam sonraki konuda girerim ben. Evet, Riot Squad ile Charlotte, Becky Lynch, Naomi maça çıktı ve şampiyon kazandı. Eren Dur, şampiyonun evet. Hegemonyası. Şampiyonun
şampiyonun hegemonyası güzel ama sürekli Ted Long gibi tag team maç ayarlanması veya işte birebirler ayarlanması canım yani sıkıcı yani. Ne bileyim çıkar Charlotte'ın önüne Becky'yi. Yani o arada o şeyde hengamede cash'in yapsın Carmela. Olay üçlüye bağlansın. O zaman da işte WrestleMania için malzemeleri kalmıyor ellerinde. İşte bitti yani kısır döngüsü Mekdan'da. Hadi şey saldırdı sana. Hadi onlarla teke tek maç yapalım. Aa bak böyle olmadı. Hadi bir tane daha rövanş için tek bir maçı yapalım. Sonsuz bir döngü bu SmackDown kadınları için. Ya Buku da SmackDown'ın Buku da host show gibiydi. Oturdular face takımın galibiyetiyle segmenti kapattılar. Bilmiyorum. Sence SmackDown'a çözüm önerisi kadınlar divizyonuna nedir sevgili Taner? Kadınlar devrimine yakışmayan bir divizyon var şu an SmackDown'da. Yani şu maçı izlediyseniz gerçekten ikisi de emanet gibi duruyordu ya. Hiçbir uyum yok, bir kimya yok. Ben hiçbir şey anlamadım yani. Bu Logan şeyde çok iyiydi turnuvada falan hakikaten. Ama ne bileyim uyuşmadı yani. Kim ben şu SmackDown'ın divizyonunu hani kurtaracak ismin Carmella'ya kaldıysa çok sıkıntı yani. Umarım Carmella üzerinden yapılmamıştır planlar. Bilmiyorum başka alternatif olarak Becky Lynch olarak mı düşünüldü? Umarım Becky'den bir şeyler beklerler yani. Evet, Sümercan'a yertit demiş sevgili Fatih. Ronda SmackDown'a geçmeyeceğine göre Carmella cash'in yapsın. Carmella'ya mı kaldı yani? Onu anlamadım. Eğer öyleyse çok kötü bence. Fatih? Yani şöyle bir durum var. Ben genel olarak kadınlar devrim denen şeyin şovlarda rezil senaryolara girip hadi hoppa Elimination Chamber'a girelim hadi hoppa Royal Rumble'a girelim şeklinde olmasından rahatsızım. Mesela örnek veriyorum. Mesela şu an kadınlar Elimination Chamber maçı için nasıl bir senaryo görüyoruz? Hiçbir şey. Hiçbir şey görmüyoruz. Gördüğümüz tek senaryo kırığı şu. Alexa Bliss'e Mickie James'in şey yani yanaşması. O da zaten her heel şampiyonun Elimination Chamber'a girmeden önce yaptığı şey. Yani onu da yapmazlarsa yazıklar olsun. Dediğim gibi kadınlar devrimi sadece bir PPV'ye main event yapmak veya Royal Rumble maçı yapmak veya Elimination Chamber yapmak değildir. Ne zaman ki erkeklerle aynı sayıda süre alır demeyeceğim. Aynı önemde senaryo almaya başlarlarsa o zaman kadınlar devrimi gerçekleşmiştir diyeceğim ben kendi içimde. Evet Salih. Ya bu ben bu kadınlar devrimi ilk muhabbetinde 9 kadın vardı. İşte Team Bella işte diğer NXT'den gelen tayfa. 9 kadın 4 ay boyunca tek tim maçına çıktılar karşılıklı. Aslında orada koptu olay. Yani bence orada koptu olay. Orada yanlış dizayn ettiler. Bence oranın şeyini ödüyoruz şu an. Evet, son olarak Erem Nur, Carmella'nın keşini hakkında ne düşünürsün? Genel olarak kadınlar divizyonunda ilk önce kadınlar divizyonuna değineceğim. Hani storyline berbat yani Royal Rumble'ın şeyini bile hani arada işte promo kestiler, sonra işte Raw 25'te aldılar en dominant ismi, gövde gösterisi yaptılar. Tamam. Ama yok yani hiçbir build up yok yani hiçbir hadi Elimination Chamber yapıyoruz dedi bunu bir şey yapalım adını sen söyle işte story yapalım. Niye Nia Jax bile daha yeni kesmeye başladı şey hakkında Asuka ile olan maçı hakkında daha yeni promo kesmeye başladı. Diğer kızlar birbirlerine yancı aramaya veya konuşmalarına hiç Elimination Chamber hakkında konuşmuyorlar. Bayley ile Sasha arkalarda sadece niye bu maçı 20 kere izliyorsun? Ben senden daha iyiyim çünkü sen işte az kalan maça işte bu yandı bitti. Hiç Elimination Chamber lafı yok. Ay işte Elimination Chamber'da herkes heel turn bekliyor. Böyle mi gelecek heel turn? Beklediğiniz Sasha'nın heel turn'ü böyle mi gelecek? Çok saçma gelecek. Ya o yüzden kadınlar devrimine Carmella'dan nasıl Sasha'nın heel turn'una geçtik orayı kaçırdım. Orayı kaçırdım. Hayır ilk önce bir kadınlar devrimini ele aldım. Hani yani kadınlar devrimini konuşacak olursak zaten 3 saat sürer onu konuşmamız. Ya Carmella ki bence bir şovda yok. Ha.
Dur, Carmella'yı değerlendirmeden önce, Carmella'yı değerlendirmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Bence kadınlar devrimi bir devrimdir. Biz bundan 6 sene önce, 7 sene önce radyo yayınlarımızda kadınlar segmentini 1-2 dakika konuşurken bugün bu süre 10 dakikaya, 15 dakikaya, saatlere uzadığını görüyorum. Bence bu bir devrimdir. Benim nezdimde devrim. Smart fanların gözünde devrim mi bilmiyorum. Ama ben altta da arenalarda da kadınlar maçlarının reaksiyonlarının da tabii ringi için de çok değişti. Arttığını net şekilde gözlemliyorum. Evet, sen Carmella'yı bir şey diyordun. Eren Carmella 2 haftadır şovda yok. Hani ne bileyim, gözünü falan hani unutturmak için olabilir ama hani arada böyle onun sinirini bozmak için de gelebilir yani Charlotte'ın. Gözdağı vermek için de gelebilir. Yani hani sen şampiyonsun ama unutma, çanta da bende yani. Ben gelebilirim. Diyorsunuz. Son olarak evet. SmackDown'un kadınlar divizyonu hakkında bir şey demek isteyen var mı? Yok. O zaman sıradaki segmente geçelim. Kevin Owens Baron Corbin'le bir maça çıktı ve Owens bana göre yani beklemediğim bir sonuç kaybetti. Kaybının da ben ilerleyen dönemlerde Owens'la Zayn'in arasını, bu maç kayıplarının da açabileceği kanaatindeyim. Çünkü buna çok müsaitmiş gibi bir izlenim veriyorlar bana. Fatih. Şimdi şöyle bir durum var. En favori iki güreşçimin biri müziğinden dolayı bu arada. Kapışmasını seyrettirdiler bana zorla. Çok üzülüyorum. Çok şu an gözlerim yaşlı bir şekilde seyrediyorum şu an. Ne oldu? Baron Corbin gerçekten hani sanki böyle bir face turn yapmış gibi geldi bana ya. Hani böyle o heel değil, sanki böyle Hulk kahramanı gibi geldi. Bir de Dolph Ziggler'e yardıma falan geldi ya. Dominant güreşi bir de. Dominant güreşi bir de, yani ne bileyim, bir face turn mu görüyoruz acaba? Ne görüyoruz anlamadım ama Baron Corbin'in şu an SmackDown'un hani gerçekten bu şovun adamı olduğunu bile düşünüyorum ya ben. Çok muazzam bir şekilde yani dominant oldu, savaşmayı bırakmadı. Dolph Ziggler yerde yatarken o adam geldi arkadan bir daha saldırdı falan. Dolph Ziggler hoşuma gitti. Yani Kevin Owens'ın gömülmesi konusunda Allah kahretsin ne diyebilirim ki? Yani biz Universal şampiyonuyduk bir zamanlar. Allah belanızı versin diyorum buradan. Teşekkür ediyorum. Sözü veriyorum Buğra Göz. Evet. Bu maçın sonucunda Corbin ismini WWE Championship mücadelesine yazdırdı. Yani ben bir düşünüyorum, oturuyorum. Shinsuke Nakamura mı Rumble winner olmalıydı yoksa Baron Corbin mi? Ki bence Nakamura'nın Rumble winner'lığı da şirketin tamamen kapitalist ticari kaygılarından ötürü kurgulanmış bir şey. Bana kalırsa ben burada bir yetenek seçimi olduğunu düşünmüyorum. Zira Nakamura şovda yoktu bir de. Efendim? Nakamura bu şovda da yoktu. Geçen hafta da yoktu. Bunları nasıl değerlendirirsin sevgili Eren Nur? Aynen, bayağı sorun hani Nakamura'nın 2 hafta olmaması. Yani hem Rumble kazanılsın hem de 2 hafta yoksa en azından bir gösterme, hani gösterişli bir maça çıksa, hani böyle göstermelik. Aa bak, bu da burada işte. Babında. Onun dışında Baron Corbin'i face olarak düşünemiyorum. Çünkü hani yalnız kurt karakteri var kendisinde. Hani face olursa hani şey, karakterinin üstüne yapılan bir yanlış olur yani. Heel on, ama arada böyle destek alması güzel. Yani o çantayı kaybettikten sonra bayağı dalga geçiliyordu kendisiyle hatırlarsanız. Karizması dağılmıştı. Evet, bayağı karizması dağılmıştı. Üzücü. Taner, yalnız kurtçular heel olur diyor. Sen de bir heel misin? Bizim doğuşumuzdan beri gelen bir şey zaten bu heel'lik her konuda. Yalnız Baron Corbin'in bence eklenmesi çok iyi oldu. Yani maça bir heyecan katacaktır. Çünkü Corbin, ben de Fatih'e katılıyorum. Bu maç bence çok sert bir maçtı. Ben Corbin'i beğendim yani. O alışılagelmiş Corbin muhabbetinden farklı bir Corbin gördüm ben yani. Hiç şikayetçi değilim yani eklenmesinden. Aksine sevindim bile yani. Salih? Abi ben Corbin dediğim gibi karizmasını biraz düzeltmiş. İyi yönde ilerliyor tabii. Olursa saymazsak.
Evet, Corbin'in maça eklenmesi bana göre de çok olumlu. Chatbox'ında bu minvalde görüşlerini okuyorum. Kuzey demiş. Corbin duruma göre heel, duruma göre face potansiyeli bir güreşçi. Yani bir Twinder karakter değil mi? Aynen onu kastetmek istemiş. Ben %100 katılıyorum bu yoruma. %100 katılıyorum. Bence bir güreşçi en iyi yapan da budu ya, değil mi? Yani mesela Randy Orton bunu çok iyi budu bir ara. Evet. Randy Orton. Söyle Salih. Şu an Strowman da yapıyor bunu. Bence. Aynen öyle. Randy Orton demişken o zaman diğer segmente geçelim. Bobby Roode, United States Birleşik Devletler kemeri şampiyonu. Ringe geliyor ve Güreş Türkiye YouTube kanalında yarın perşembe zaten cuma günü izleyeceğiniz çevirisinde bu promoyu dinleyeceksiniz. Orton Singh biraderin bir tanesine RKO çekiyor, yapıyor ve ardından Jinder Mahal ringi temizliyor. Jinder Mahal uzun zamandır kendini radyolarda söz ettirmiyordu. Hem chatbox olarak hem de yorumcu ekibi olarak öyle özlemiştik. Eminim chatbox'ta yok ama sevgili Bulldog'i de özlemiştir. Ege Yürüten hemen orada. O da çok sever Jinder Mahal'i. Selamlar olsun buradan. Ne diyorsun Fatih? Jinder Mahal, sen ve Taner Jinder Mahal'in şampiyon olduğu dönemlerde full kadroydunuz. Şöyle bir durum var. Jinder Mahal gerçekten hani hala istenilen yıl seviyesinde değil. Ama o oraya doğru öyle bir ivmeyle gidiyor ki abi. Yani bugün evet. Gerçekten hani böyle gerçekten seyrederken bir an hani ilk defa değil. İki veya üçüncü defa Jinder Mahal'i seyrederken dedim ki abi ben bir heel seyrediyorum. Yani o heel'ı böyle hani damarlarımda hissettim resmen. Gerçekten çok bak her zaman Taner'in bir sözü var. Bu adama ilk WWE şampiyonluğu değil de Birleşik Devletler şampiyonluğu vererek 6 aylık bir reign yaptırsalardı. Çok ciddi söylüyorum bak. Çok ciddi bir şekilde söylüyorum. Bu adama Royal Rumble bile kazandırılabilirdi. Bu kadar hani Alberto Del Rio tarifesi uygulanabilirdi bu adama. Bu adamın tek sorunu SmackDown Booker'larını saçma bir şekilde WWE şampiyonluğuna yönlendirmesiydi. Ki ben düşünüyorum ki bu adamın bir WWE şampiyonluğu reynini daha göreceğiz bu senenin sonlarında. Çünkü gerçekten heel karakteri çok iyi oynuyor. Karşısına yani şu an AJ Styles'a çok rahat kafa kafaya gidebilecek seviyede. Taner Bulldog'i demiş. Jinder Mahal çocuksu nedenlerle milletin gömdüğü günler Haziran aylarında kaldı. Artık Jinder Mahal bir alfa. Ne diyorsun? Katılıyorum. Roman Reigns sendromu vardı Jinder Mahal'da. Ne yapsa beğenilmiyordu bu adam. Ben Fatih'e katılıyorum çokça. Çünkü bu gelişim, ortada bir gelişim var. Bunu göz ardı etmemek lazım. Mikrofonda konuşurken tonlamalarında bir değiştirme var. Yani o derece yani mikrofonla çok iyi tonlama yapıyor artık. Tabii ki de beklenen seviye bu değil. Belki de beklediğimiz artık o üst düzey Mahal da yok. Bu şekilde ben daha çok Mahal'dan keyif alıyorum. Hani Randy Orton'u mal etti yani bugün. Yani açık konuşalım. İçimin yağları dedi benim. Gerçekten Jinder Mahal'a saygı duydum ya. Evet, benim de bir an öyle deyince içimin yağları eridi arkadaşlar. Sümercan demiş. Sevgili Salih. Jinder Mahal Bobby Roode'a kalmadan United States Champion olsa çok daha anlamlı olurdu. Olurdu. Zaten biz bunu söyledik her yerde ya. Bir anda yükseldi yani. O çok yanlış. Ya kahrolsun Amerika diyerek heel karakter artık 2010'da kalmadık ya. 2000'li yılların başı değil. Kahrolsun Amerika diğeri. 80'ler işte. Soğuk savaş yani, dönemi senaryosu. Kahrolsun Amerika olarak buklanmamalıydı zaten. Şu an Jinder Mahal daha çok keyif veriyor. O yüzden Booker'larda suç var Fatih. O yüzden katılıyorum ya. Evet. Kahrolsun Amerika. Heel karakter böyle olunmaz yani. Ya ben yine bu segmentte de konuşuldu. Benim gözüme çok çarpıyor artık. Senaristler de farkında. Kadro o kadar etkisiz ki. Bizim işte forumda yaptığımız Onur Kürsüsü gibi, bu ay en formda üyeler gibi adamlar bir ilk 10 listesi çıkardı. Bir top 10 listesi çıkardı. Sevgili Eren Nur. Yani Naomi Dörnüsa'da. Yani sıranın fiyaskoluğu bir tarafa yani
İşin ilginci şunu söyleyeyim. Yani bir heyecan getirebilmek için artık federasyon ya da şirket yollar arıyor. Yani siz ne diyorsunuz? Top 10 listesi ve segment değerlendirme. Erem Nur. Erem Nur yok. Sen devam et Fatih. Sözün de yarım kalmıştı. Yani dediğim gibi şu an AJ Styles'la çok rahat kafa kafaya gidebilecek seviyede. Kemeri AJ Styles'tan alacak kadar iyi seviyede değil ama kafa kafaya yani yılın feyoduna gidebilecek bir feyod düşünüyorum. Yani ben özellikle ikinci Sting'de gelirse onu daha iyi kullanarak çok güzel şeyler yapabilirler. Bunu söyleyecektim. Evet, ikinci Sting dediğin gibi uzun süre sakatlık kalacak. 6 ay gibi bir süre konuşuluyor. Ki federasyonun da sakatlıklar olarak ne kadar hassas olduğunu gerek Paige gerek Daniel Bryan'dan biliyoruz. Erem Nur diyorduk ki federasyon artık o kadar zayıf bir kadro var ki suni bir savaş yaratmaya çalışıyor. Top 10 listesi. Yani top 10 listesine heyecanlanıyor musun? Ve top 10 listesi segment hakkında neler düşünüyorsun? O top 10'i gördükten sonra hiçbir şekilde heyecanlanmadım. Çünkü face isim doldu zaten. Hani tam Naomi tam bir şeyler yapıyordur belki. Bilmiyoruz biz arkada bir şey yapıyordur ama yani niye dördüncü sırada? Yani Naomi mi hissedeceğiz? Naomi mi yani? Bütün bir listeye... Hayır. Naomi mi? Ama orada, hayır. Orada olması saçma. Yani... Şovlara gözükmeyen adam listede. Kevin Owens, Sami Zayn, Jinder Mahal. Yok. Yok. Jinder Mahal sonra geçiyorum. Jinder Mahal gerçekten hani mikrofonunu geliştirmiş biraz daha. Hani o şey Nakamura şeyinden sonra bayağı da geliştirmiş. Eğer böyle devam ederse böyle daha çok hani heyecanlanmamıza sebep olursa WrestleMania'da neden Amerika kemeri alamasın? Evet. Liste hakkında başka diyecek bir şey olan varsa ben tek kelime bomboş bir liste bence yani uzatmaya gerek. Top 10 listesi bizi heyecanlandırmıyor diyorsunuz. O zaman diğer segmente geçelim. New Day ile Chad Gable, Shelton Benjamin bir maça çıkıyor. Öncesinde bir promo var. Buna hafta sonu Güreş Türkiye YouTube hesabımızda çevirisini izleyebileceksiniz. Ben New Day'in geçen hafta bir yorumum vardı. Chad Gable, Shelton Benjamin'in takımlar divizyonu olarak şampiyon olabilecek momentuma sahip, level'a sahip olmadıklarını düşündüğümü söylemiştim. Fakat bu maçta fark ettim ki New Day ile girecekleri bir feud, çıkaracakları 2-3 pay-per-view maçı Shelton Benjamin, Chad Gable ikilisinin momentumunu ve level'ını kemer seviyesine çıkarabilir. Siz neler düşünüyorsunuz? Sevgili Fatih senden başlayalım. Takımlar divizyonu dediğimizde SmackDown'ı her zaman bir tık önde görüyorduk. Her zaman yani hiç ben Raw'ı bir kere daha öne çıkarttığımızı hatırlamıyorum. 1,5-2 senedir yaklaşık. Lakin şu an kabak tadı vermeye başladı artık. Yani Usoların yenilmemesi. Usolardan Brock Lesnar'a döndü İdeni'ye. Sonra karşısına çıkan rakiplerin sürekli aynı olması. Abi bilmiyorum ben o Hell in a Cell, SummerSlam zamanındaki tadı alamamaya başladım artık SmackDown takımlarından. Tek umudumuz Fastlane'de Bludgeon Brothers'ın artık şu Usolara yani bir ders vermesi. Çünkü yani sonraki şovda yine alsınlar kemerleri ama en azından Usoların artık bir yenilebileceğini görelim. Gerçekten görelim. Çünkü artık evet. Gına geldi. Artık bu sendromu Alexa Bliss kanseri diye adlandırmamız gerekiyor bence. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sen bana New Day, Shelton Benjamin, Gable olayını sordun ama ben bir tane daha segment var. Sonra da hepsine toptan yorum yaptım yani. Onu da belirteyim. Sıkıntı değil. Sevgili Taner. Demiş ki Kuzey nimetli oyun olmaz New Day'i kınıyorum. Ya bunları aşmak lazım artık. Ya kültür farklılığı var sonuçta. Yani ciddi bir şekilde kültür farkı var demiş. Evet, Shelton Benjamin, Chad Gable yenildi New Day'e. Taner'cim. Ya ben hiç ya beğenmiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Bunların gireceği feud maç ringit olarak çok keyifli olabilir.
o potansiyel var ama hani promo anlamında bir keyif alamıyorum. Pankekler konuşuyor sadece yani. İki takım susuyor, pankek konuşuyor. Çok saçma geliyor bana. Yani ring içi olarak çok güzel maç izleyeceğimizi düşünüyorum ben şahsen. Öyle bir şey olursa ama hani haftalık şovlarda promo anlamında hiçbir şey yok yani. New Day biraz taşımaya çalışıyor ama taşıyamıyor yani. Nasıl? Pankek muhabbetinden belki bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Olmuyor yani. Evet Salih, ne diyorsun? Shelton Benjamin, Chad Gable ve SmackDown şimdi divizyonu. Şimdi Gable Benjamin'le Gable heel turn mu yaptı yoksa face'ler mi hala? Bence face'ler. Face'ler mi? Bilmiyorum, bir heel turn yaparlarsa bir çevresi değişebilir bu feud'un. Ya promo anlamında sıfır ama yani Salih, hani yok, hiçbir şey yok yani. Yani böyle. Ben bakmıyorum o promoya ama. Sümercan demiş. Usos ve Bludgeon Brothers gibi çok üst seviye değiller. Gable'e Benjamin umut vermiyor diye. Sevgili... Bence Bludgeon Brothers'ın bir seviyesi yok ya. Bence de seviyesi yok. Bomboş bir takım yani. Balon bana, yani. Bana göre de. Sevgili Yusolar 10 kat daha üstü şu an bence her anlamda. Sevgili Eren Nur. Evet. Ya Chad Gable ve Shelton Benjamin tamamen hani Amerikan Alfa'nın yanından yemişi gibi gözüküyor. Bir karakterleri yok. Hani verebilecekleri bir karakter. Yani New Day'in belli, Pankek, Unicorn. Sen karaktersiz mi diyorsun şimdi? Estağfurullah. Evet. İşte Usoların hapishane olayı var. Bludgeon Brothers, işte Squash ve Balyozlar. Yani diğerleri işte Fashion Police'dir. Ascension'dır. Onların hepsinin bir hani bir belli bir karakteri var. Bunların bir hani şeyi yok, hani işte hakkımız yendi, haksızlık var, yolsuzluk yapıldı gibi. Yani promoları gerçekten zayıf yani. Chad Gable'ın keşke birazcık daha hani gelişebilseydi yani. Jason Jordan'a birazcık daha kalsaydı sanki. Ben de katılıyorum. Bludgeon Brothers az önce Fatih kemer almalı falan dedi. Ya bilmiyorum abi, senaryosu çok zayıf ya. Olmuyor, anladın mı? SmackDown'da bir böyle baharat eksik. Ya böyle kesinlikle, çünkü ekrana yani balyoz vurarak olmuyor yani. Bir şey diyeceğim, bir şey fark ettim. Yani. Bu hafta çok fazla şey kırdılar ya. Acaba ellerinde fazla malzeme mi var adamların? Ne bileyim, televizyon, çello. Pyroları kısıyorlar, sabah akşam ekran kırıyorlar. Anlamadım ki bunu. Bir ne kadar bir fire ya. Bir kumbara yapalım. Yeah. Bir para toplayalım. Brock Lesnar'ın bir girişini izleriz doğru. Gerçi Ideal'da bir geliyor ama. Ya da Kane'in girişini izleyelim ya. Yani abi, Pyro'ları kırıyorsun, sabah akşam ekran kırıyorsun. Bir 500 ekran kırıyor ya. Baba, Arena'nın elektriği bedava diye her yere yerleştirmişler. Şey galiba, kaçak çekiyorlar galiba. Allah Allah. Bir Kane bir geliyor. Taner. Etraf kıpkırmızı. Sadece Taner. Kıpkırmızı. Efendim kardeşim. Chatbox'tan gelen istek üzerine sana balta vuruyorum kardeşim, sus artık. Devam edebilirsin Burak. Teşekkür ederim. Diğer maça geçiyoruz. Main Event. Dolph Ziggler ile Sami Zayn güreşiyor. Ve Sami Zayn heel güreşiyor. İlginç bir şekilde iki defa ring demirine Ziggler'ı falan vuruyor. Yani buna açıkçası şaşırdım. Ya Sami Zayn'den beklenmeyen hareketler. Şimdi diyecek birisi, kardeşim onu iki hafta önce yaptı Zayn. Hayır tabii ki de. Öyle bir şey kaçırmış olamam. Salih, senden başlayalım. Sami Zayn heel oldu. Ben Dolph Ziggler öyle görüşürdü sanıyordum da. Dolph Ziggler'e karışık ya. Adam nereye doğru gidiyor anlamıyorum. Maç fena değildi bence de. Daha iyi olabilirdi. Yani Owens'la Corbin'in maçı daha iyiydi, öyle diyeyim. Valla evet. Maç olarak bilmem de bence SmackDown'ı canlandıran tek isim Dolph Ziggler'dır ya. Bunu görün artık ya. Corbin de olabilir ama. Erhem Nur, Sami Zayn heel oldu ve maçın ya ring içindeki güreş stilinde heel oldu. Daha doğru tanımla. Ve maçın galibi Ziggler ana kemer mücadelesine eklendi. WWE Championship Fatal 5-Way maçı olacak. Neler düşünüyorsun? Fark ettiniz mi? Bir resim sızmıştı. 5
Five Bay maçı sırmıştı. Resim sızmamıştı. Arena'nın şeysinde evet, çıkmıştı evet, ama evet. Nakamura yine haklı. Ama haklı çıktılar bu sefer adamla yanındalar. Dolph Ziggler'ı uzun zamandır ring içinde görmüyorduk. Yani Royal Rumble'da gördük ama işte ne kadar gördük? 2 dakika falan gördük. Yani ona da uyukluyordum ben zaten. Neyse. Ziggler evet artık şovu kapatıyor. İşte şovu açan isim, şovu kapatan isim oluyor. Show off hakkını veriyor. Ama hani adam madem şey şarkısı değil mi? Niye adamın girişinde hala şarkı çalıyorlar ki? Güzeldi gayet o sade girişi. İşte ben kimseye muhtaç değilim gibi. Bir karakteri güzeldi. Evet, Sümercan demiş. Dolph'un bu belirsiz hali ilgi çekici kılıyor. Bu sayede SmackDown biraz olsun izleniyor. Evet, bu arada Sümercan kafasında... yani gel kardeşim radyoda yorum yap. Chatbox'ta en iyi yorum yapan arkadaş Sümercan bu arada. Evet Erem Nur. Yani evet dediği gibi arkadaşa katılıyorum. Hani insanın aklında şu soru var. Dolph Ziggler haftaya ne yapacak? Bize ne sunacak? Çünkü bilinmiyor hani biliyorsun Strowman. Mesela diyelim ki Strowman haftaya yine bir şeyler yıkacak. Ya da işte Jason Jordan olsaydı yine bir şey itlik puşluk yapıp yine bir maça engel olacaktı. Yani onun gibi. Evet. Ziggler'ın olması iyi yani. Ama şey bilmiyorum yani sözleşmesi birazcık şişkin değil mi ya? Yeni bir sözleşme imzaladı Dolph Ziggler, Fatih Yılmaz. Ve Dolph Ziggler'ın artık her tuşa oluru olacakmış çünkü çok para alıyormuş. Ve WWE dışı projelerde de yer alabilecekmiş. Dolph Ziggler böyle bir sözleşmeye sahip olduktan sonra bu maça eklenmesi de tabii ilginç geliyor bana. Aynı zamanda Sami Zayn'in ring içinde heel olmasından ve bunu hissettirmesinden bahsedelim. Bahsetmesine şunu söyleyeyim. Birinci söyleyeceğim şey buradaki tavır genel olarak şey hani bu sözleşmeye imza attıysa tamam abi artık rezil olabilir. Yok bu adam bundan önce de her maçı tuşolarıydı zaten. Adam NXT'den gelenleri yükseltmiş şubesiydi. Beyler unutmayalım bunu. Yani sözleşme imzaladı diye şey yapmayın. İkincisi ben WWE olarak böyle bir sözleşme imzalasam o adamı itin götüne sokarım. Yalan yok. Sokarım ya. Bir de o sözleşme olayı yalan olabilir yani. Dolph Ziggler milleti kandırıyor olabilir. Onu da söyleyeyim. İşte WWE'nin yerinde ben olsam çıkarım derim ki yalan söylüyor. Ya Dolph Ziggler böyle şu şey anda yok. Bence sözleşmesi zaten bu senenin sonunda sonlanıyor. Yani ben hiçbir güreşçiyle 8 ay önceden sözleşme konuşulduğunu duymadım yani görmedim. İlk defa Dolph Ziggler'la böyle karşı karşıya geliyorum. Dolph Ziggler'la bile o kadar da görüşmüyor. Ya yani mesela yani güzel bakış açısı. Taner ne diyorsun? Beni SmackDown'da heyecanlandıran tek isim şu anda açık konuşayım. AJ Styles'tan bile çok heyecanlandırıyor beni. Ya burada bir fanboyluk falan yok. Dolph Ziggler'ın şu anki... Bir şey soracağım. AJ Styles heyecanlandırıyor mu birilerini? AJ Styles şovdan... Yani AJ Styles bir marka. Tamam onu eyvallah ama şu hayır, an... Hayır baba bir şey soracağım. AJ Styles'ın heyecanlandırdığı falan yok. AJ Styles çıkıyor, yeniyor, iniyor bir daha aşağı. Ben çok uzun zamandır AJ Styles tarafından heyecanlanmadım yani. Teşekkür ediyorum. Ben bir yorumu devam ettireyim istiyorsanız. Yani Dolph Ziggler'ın gerçekten hani şu sihirli hali yani böyle Mysterious gizemli hali çok güzel ilerliyor. Ben çok ya şu anda böyle bir kemerin alsın hiçbir sıkıntı yapmam. Ben açık açık oturur canlı izlerim yani Dolph Ziggler'ı. Yani çok iyi ilerliyor Dolph Ziggler'ı yani. Babacım o brand'de Baron Corbin varken ben yaparım. Hayır adam zamanında dünya artık kemerini aldı. Burada hepimiz sevindik yani. WWE de alsa sesini çıkartmam. Evet. O Dream Match'in yanına Dolph Ziggler ekleyelim artık ya. Çok istiyorum yani. Dolph Ziggler'ın değerlendirmesini sonlandırdığımıza göre Sümercan demiş. Sami'nin heel oluşu bir şeylerin doğuşu havasında bence. Kevin Owens'a ihanet de geliyor. Bence adım adım. Olabilir tabii yani. Çok orijinal bir bakış açısı. Sümercan Edit, Ertit,
Sana puanım 9 kankam. Benim liste vardı ya o. SmackDown bu haftaki şovuna 5 üzerinden kaç puan veriyorsunuz chatbox'ta ve yorumcu arkadaşlar? Salih. 3. Eren Nur. Açılış kapanış 2. Fatih. Beklediğim şeyin fazlasını aldım ben. Ben 4 veriyorum buna da. Taner. 3. Ben de 3 veriyorum. Kuzey 3.5 vermiş. Sevgili Bellas Legacy 4 vermiş. Hikmet Zeybek 3 vermiş. Mertay 3. Özer 4 vermiş. Katılan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. 9 tane ve chatbox'ta forumda olmayan arkadaşları görüyorum. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Sümercan ve Kuzey falan siz forumda kayıtlı mı acaba Gür bu arkadaşlar? Dün Sümercan kayıt olmuş. Onu söyleyecektim ben de. Foruma evet, tamam. Üye olmayanlar kaydolabilir. Aramıza katılabilir. Sohbetlerimize daim olabilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorumcu arkadaşlara da teşekkürler. Hoşça kalın.